hafta ortasında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında önemli anlaşmalar yapıldı. Bunları Türkiye açısından ve bölge açısından değerlendiriyoruz yatırımlar açısından. Çünkü büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi hem kamuoyunda hem de siyasi kanatta polemikler de ardı ardına geldi yatırımlar bağlamında. Sayın bu sizle kalmıştık buyurun devam edelim. Polemi 10 milyar dolarlık bir yatırım Polemiği var ama e, İngiliz medyasını takip ettiğimde de 100 milyara dayanan Biz bir öyle e, İngilizlerin öyle söylediğini belirttiniz. Devamı okalım. gelir mi dedim bu 10 milyar doların bekliyorum dediniz. burada Kesinlikle yani şimdi burada e, sürpriz olan Zayet'in gelmesi değil sürpriz olan içimizde gayrimilliği bir takım unsurların bu yapılan görüşmeye karşı çıkması. Az önce önemli bir vurgu yaptım yinelemekte fayda görürüm. Yunanistan'la benzer politikayı izleyen maalesef muhalif dediğimiz bir kesim var. Ve bunların işi, gücü hükümetin, devletin attığı her adıma, stratejik adıma karşı çıkmak. Şimdi Esed döneminde hatırlayalım. Her şeye karşıyız. İyi her de şeye karşıyız. karşıyız. Niye görüşmüyorsunuz? Güzel de yaptık. Yırtındılar. E şimdi Zayet konusu gündeme geldiğinde niye görüşüyorsun diyor aynı kesimler. Yunanistan'da da bu devlet politikası haline gelmiş durumda. e Şimdi e, aynı kesimde unsurlardan birinin gayrimilli birinin söylediği söz aynen şu. Mavi Vatan'da hocamla işte arada konuştuk bu kadar agresif olmak iyi değil. Yumuşamak lazım. Şimdi konu bura olunca bir anda tam tersi bir tabloyla karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla burada bana göre sürpriz olan şaşırtıcı olan. Yani Mavi Vatan agresif diyenler Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmayı savunmaz zaten. Heh. Evet. İşte e, tam tersi bir tabloyla karşınıza çıkıyorlar. Esas şaşırtıcı olan bu. Şimdi e, burada Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer devletler, hani hocalarım çok önemli yerlere temas etti komutanlarım, e, ben biraz daha genel bir şapka ve tabloyla değerlendirmeye çalışayım. Devletler arası ilişkilerde hissiyat yoktur. Yani iki kişinin e, duygusallığını devlette göremezsiniz. Ben işte e, duygusal bir milletiz. Olabilir bir takım insanlarımız ya işte bize şu... ...oyunlara girdiler... ...şöyle hamlelerde bulundular... ...biz şimdi nasıl onlarla aynı masaya oturduk... ...bir... ...Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye davet eden biz değiliz... İki, ...bir anda kapının zili çalıp açtığımızda... ...zayeti karşımızda bulmadık... ...Mustafa Hocam'ın ifade ettiği... ...İlker Hocam'ın önemli bir husus var... ...devletler arası ilişkilerde bir takım... ...gelişmeler olgunlaştırılarak... ...bir safhaya getirilir... ...ki hani çok önemli bir yere vurgu yaptınız... ...ne zaman bozuldu Birleşik Arap Emirlikleri... ...evet... Müslüman kardeşler de bozuldu ama 2017'de zirve yaptı. Neydi o zirve yaptığı konu? Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır. Dördü bir araya geldiler, Katar'a yüklendiler, abluk altına aldılar. Ve Katar'a dediler ki, DH'a destek veriyorsun, teröre destek veriyorsun. Ve işte Arap Birliği'ne zarar veren bir takım faaliyetlerde bulunuyorsun diye bu maddeleri gerekçe göstererek bir abluk uygulamaya çalıştılar. Ekonomik ambargo da vardı bunun Evet. Tarafında. Ve konu şartlar ne olsun diye masaya yatırıldığında çok ilginç maddeler ortaya çıktı. ile olan bütün askeri anlaşmaları askıya alacaksın. Hemen yok edeceksin. Türk askeri Katar'dan çıkacak. El Cezire televizyonu ki gerçekten Katar'ın önemli bir hamlesidir. Yani Arap dünyasında ve özellikle dünya medyasında söz sahibi olan bir kanaldır. Bunu da hemen yayınlarını keseceksin. Ha bu neyi gösterdi? Kazınay'a hiç öyle anlattığınız gibi değil. Burada dışarıdan güdümlü bir politika söz konusu. Kime? Katar'a. Katar ne yaptı? Eski Osmanlı tebaası Türkiye'ye yakın durdu. Ve şu ana kadar da gerçekten çok dost bir ilişkiyle bu süreci buraya kadar getirdi. Şimdi Türkiye, çok kullandık bu teyimi Türkiye için, oyun bozan bir ülke. Evet, gerçekten çok önemli hamleler yaptık. Arap Baharı'na bir atıfta bulunduk o süreçte ve sonrasında özellikle Suriye'de Fırat Kalkanı ve diğer harekatlarda biz oyun bozduk. Masaları dağıttık. Irak keza aynı şekilde. Libya'da çok kritik bir anda hamle yaptık. Afrika'nın geleceğini etkileyecek ileride anlaşılacak diye düşündüğüm bir süreci başlattık. Buraya kadar Türkiye'nin rolü oyun bozmaktı. Şimdi bugün itibaren Türkiye oyun kuran bir ülke durumuna geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bunu mu gördü? Evet. Evet doğru yaklaşıyor, Bu mantıklı yaklaşıyor ve Türkiye bakın e, o oyunu bozan, masaları dağıtan Türkiye bugün tek tek masa kuruyor. Türk dünyası bir masa, masa kurduk. Masa falan dağıtmıyoruz canım, kuruyoruz biz. Masa dağıttık kötü olur, masaları Yok. kuralım. İşte onu anlatıyorum, kuruyoruz diyorum. Türk Birliği dedik bir masa kurduk. Yine İslam Birliği diyerek bir masanın oluşumu içindeyiz. Batıya yönelik bir masayı oluşturduk ve oyun kuran bir ülkeyiz. Şimdi o masaya oturacak oyuncu ortamı ve gelişmeleri takip ederek, tartarak kendine bir yol çiziyor. Şu an aslında bütün dünya ve özellikle Orta yaşanan bu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ile pozisyonu ne? Trump dönemi tam gider ayak Amerika Birleşik Arap Emirlikleri kritik bir anlaşma imzaladı. 10 milyar dolar diye hatırlıyorum. Ve bildiğim kadarıyla 56 tane F-35, 18 tane de MQ-9 denilen SİHA modeliyle ilgili bir anlaşma imzalandı. E bu anlaşma daha sonra 23 milyar dolara çıkarılacak diye de bir gelişmeyle tazelendi. E şimdi Menendez ve Feinstein isimli iki tane senatör bu anlaşmayı askıya aldırmak üzere bir girişimde bulundu ve Biden bu anlaşmayı askıya aldı. Peki şimdi Sayın Başbuğ burada bir virgül koyalım sormak istediğim sorular var ve anlamlandırmak istiyorum anlamak istiyorum aslında olayı. E, şöyle ki riskler var. Fakat biz riskler çerçevesinde zaten bazı ülkelerle de aynı şekilde görüşüyoruz. Bazı alanlarda müttefikiz. Bazı ülkelerle bazı alanlarda riskleri göz önünde bulundurarak o ülkeye böyle daha temaslı yaklaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri belki tırnak içinde en bariz ülkelerden biri. Birleşik Arap Emirlikleri ile de e, siyasi anlamdaki güvenlik konusunu elbette ki hükümet bir yeri koymuştur. Ama yatırımlar bazında baktığımızda eleştirenler neyi eleştiriyor olabilir sizce? Bilmiyorlar. Yani inanın onlar da veremez cevabı. Yani gelecek bu 10 milyar doların siz diyorsunuz ki ben e, İngiliz basında yer alan haberin doğru olduğunu düşünüyorum kaynağının devamı gelecek diyorsunuz. Göz olanı, o zaman bu size bana herkese ya, yansımayacak ben, mı? Olumlu ben, değil 1, midir bu 2. tablo? Şöyle, de, şöyle. E, bir şunun altını çizmekte vereceğim. fayda var. E, göz olanı beyin olacağı görür. Yani bu boşa atılmış bir adım değil. Bakın Ağustos'ta Zayet'in kardeşi Türkiye'ye geldiğinde aslında o yapılacak adımın da öncüsü olarak geldi. Ve bunda Türkiye. <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri davet eden bir ülke değil. Kendileri geldi. Mısır'dan da aynı şekilde bir yaklaşımda bulunuldu siyasi irade tarafından. Ve biz bunları hani bütün oyun kavga üzerine kurulduğu için hepsine olumlu yaklaştık. Dedik ki bu tür destek e, karşılığı olacak çıkışları destekleriz dedik. Mısır dahil. Ermenistan'a bile biz e, zeytin dalı uzattık. Dedik ki bak Kafkasya'da 3 artı 3'e gel katıl. Yunanistan tamamen asmane tutum içinde. Ona bile dedik ki bak Ege'de Akdeniz'de barış denizi haline döndürebiliriz. Gel. Bu seni kullananlar yarın bir gün yalnız bırakacaklar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın bu tavrı neticesinde yalnız kalmanın sonuçlarını görmeye başladı. Katar'ın pozisyonunu kendi görüyor. Afganistan'daki gelişmeler ortada ki daha bugün CNN'de haber olarak yer aldı. Afganistan'ın e, Taliban lideri yardım taleplerinde bulmaya başladı. Yani Sayın belirttiği aslında Birleşik Arap Emirlikleri de kendi halkını, kendini korumak için Türkiye'yi seçti. Düşünerek... Ama ben Türkiye açısından... Şimdi bakın Türkiye'nin, de... evet. Türkiye'nin şunu vurgulayayım, e, sözü öyle devredelim. Türkiye 10 milyar, 10 milyar dolara muhtaç bir ülke asla değil. Biz artık bölgesel gücüz diyoruz. Yani öyle bir hava yarattılar ki işte dövizdeki bu çalkantı dolayı, bilmem ne dolayı sanki Birleşik Arap el açan bir Türkiye var. Asla doğru değil. Tarihim kronoloji e, kronolojiyi verdik. Bir yıl öncesinden başlayan görüşmeler olgunlaştırarak bugüne getirilen görüşmeler ve Türkiye zaten eğer 10 milyar dolara evet büyük para böyle bir yatırımla ihya olacaksa veya bütün kurtuluşu oradaysa biz bölgesel güç lafını rafa kaldıralım. Dolayısıyla burada kasıtlı maksatlı bir saldırı var. Peki. Ben Şimdi, iki cümle söyleyeyim. Sorayım. Lütfen Mesela, tamam hocama, öyle yapalım. E, Sayın Yücel merak ettiğim konu buradaki hakikaten eleştiri neye? Sizin de bir gazeteci olarak gördüğünüz, bir yandan Arap nüfusu çoğalıyor diye eleştiriler evet. geliyor. Yani burada konu Arap sermayesi midir mevzu? Yani şimdi Türkiye'de ya da tabii neden Arap düşmanlığını kaşıyan, Arap düşmanlığını e, mülteci ağırlığıyla birleştiren bir kesim var maalesef. Yani o onu tespit edelim. Ama burada önemli olan şu, ta Ocak ayından itibaren, tarih tarihi o yüzden verdim. Ocak'ta e, toplantıda, körfez e, toplantısında. E ee, ilk temas kuruluyor. Nisan'da Dışişleri Bakanları görüşüyor. Ağustos'ta güvenlik teşkilatının başındaki kişi danışmanı geliyor. Ağustos'ta Kardoyoz zaten kendi gönderiyor. Evet, sonra şirketler geliyor. Fizibilite çalışmaları yapı, yapıyor. Ağustos'un sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Veliaht Prens telefonda konuşuyor ve en sonunda Ticaret Bakanı gidiyor zemini hazırlıyor. Bir gazeteci olarak dediniz ya işte bu sürecin içerisinde olan aktörlerle Görüşerek edindiğim bilgileri az önce aktardım. ve Bir de Abu Dhabi'de uzun süre görev yapmış e, büyük elçimiz, emekli büyükelçimizden edindiğimiz bilgileri aktardım. Şimdi bunları şundan söyledim. Bir defa şu doğru değil. Türkiye ekonomik açıdan bir e, zorluk içerisinde olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'ne avuç açtı gibi bir tarif yapıyor. Zorluk e, değil de saldırı bu, içinde olduğu için. Evet yani tabii şu anda saldırı var. Yani dolar Türkiye'de siyasi taviz. Türkiye'nin siyasi taviz vermesi için dolar batı kampı tarafından bir silah olarak Türkiye'ye kullanılıyor. Bunu zaten Türkiye güvenlik politikalarındaki adımlarını attığı sürece cevabın ekonomiden geleceğini zaten öngördüğünü sürekli söylüyordu. Bunu ekonomi bakanları da söylüyordu. Yani Berat Bey de birkaç açıklamasında bunu söylemişti. Bizim üç büyük harekatımız sırasında da bunları yaşadık. Hatırlayınız. Trump doğrudan tehdit etti. Yani ekonominizi mahvederim diye askeri harekatları sonlandırın diye. Şimdi burada sizin sorunuza Birleşik Arap Emirlikleri basınından bir cevap ver, vermiş olalım. Bakınız El İttihat gazetesi şöyle ele alıyor. Hani Türkiye'de bu anlaşmayı yüzeysel değerlendirenlerin tezleri doğru mu? Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin basınına bakarak karar verin. Orada da Orada, çok konuşuldu da değil mi? Çünkü. Takip ettim. El İttihat diyor Sayın ki. Köşe. Sizde de bilgiler var. Evet El İttihat gazetesi diyor ki barış yani bu anlaşmayı barış, istikrar ve yatırım için yeni ufuklar başlığıyla veriyor. Kalkınma vaat eden yeni bir dönem. Yani bakınız bu sadece 10 milyar dolarlık bir anlaşma değil. Kalkınma vadeden sürdürülebilir ekonomik ortaklık tırnak içi ifadeyi söylüyorum. İlker Hocam sürdürülebilir. Tatlı El Haliç ikinci önemli bir basın evet. aynı başlıklar orada da var. Evet, El Haliç de, sizin gibi uzmanlar kadim... siyaset uzmanları da şu yorumda bulunuyor. Orta iki iddialı lideri bir araya geldi. Evet şimdi onu da söyleyecektim. El Haliç hatta e, komutanım söyledi kadim ilişkilerin yol haritası uzun yol haritası belirlendi diye söylüyor. Yani bunu sadece kısa süreli bir ekonomik anlaşma değil siyasi açıdan da uzun süreli bir yol haritası olarak el halih yazıyor. El Vatan gazetesi ekonomik atılım toplantısıdır bu diye başlığıyla veriyor. Yani sadece bir anlaşmayla sınırlandırmıyor. Görüldüğü gibi yani uzun vadeli bir ekonomi hamlesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin basını da bu meseleyi ele alıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında çok önemli bir tercih çok önemli yeni bir atak yapıyor. Bakınız bunu Mısır'la yaptık. Ben bu programda hep o yüzden bölgesel dinamiklerle güç birliğini arttırmamız gerekiyor diyerek altını çizmeye çalışıyordum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İran ve Suriye ile anlaşmasının ardından İran'da açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok konuda anlaştık dedi. Birlikte çalışacağız dedi. Onun da bir aynı Türkiye'nin Ocak ayından bu aya kadarki bir süreci gibi İran'da da böyle bir süreç yaşandı. Bir güven inşa etme dönemi yaşandı. Şimdi Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile ilişkisi üzerinden de onda da çok sayıda görüşme yapıldı. Birazdan umarım fırsat bulurum onları da aktarmak için. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Şam'la çok sıkı ilişkiler inşa etmeye başladı. Türkiye'nin burada çok geç kalmadan hızlı bir şekilde Suriye ile de aynı Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile attığı adımları atarak bu süreci tamamlaması gerekiyor. Peki.